Kürşat Tüzmen vardı o zaman değil mi? Bakan da, enerji bakan. Böyle toplantıya falan da çok katılmışımdır yani AK Parti'nin ilk kurucularından olduğum için. O çevreciler şimdi nerede? Çok merak ediyorum. O ellerini zincire bağlıyorlardı, yanıma geliyorlardı. Emine abla, Emine abla, işte doğayı yok ediyorlar. Termik santralden zehir çıkıyor. Hepimiz kanser olacağız, öleceğiz. Kuşlar uçmayacak. Kuşlar ölecek. Ondan sonra balıklar ölecek. Emine abla diye kendilerini zincirlere bağlayıp yerden yere atıyordunuz. Neredesiniz? Çevreciler. Neredesiniz? Soruyorum ya. Vallahi eminim. Hikayesiniz ki. Ne yaptılar da susturdular sizi? Merak ediyorum çevreciler. Adana'daki çevreciler. Adana'daki çevreciler. Buradan da size bir laf söylesin Emine ablanız. Zamanında çay ekmeğimi yiyenler var yani. O kadar da konuşayım. O zaman hatırlarsınız geliyordunuz. Emine Hanım ne yapalım, Emine Hanım başkanım ne yapayım diyordunuz. Ne oldu? Hiçbiriniz ortalıkta yoksunuz. Bakın milyonlarca balık ölüyor. Bunun düzeneği yapılabilir mi? Yeni firma almış. İspanyol firması mı almış? Ne almış? İspanya mı? Şimdi yeni alan firma. Yeni alan firma. Bunu düzeltebilir mi? Düzeltebilir. Bunu engelleyebilir mi? Engelleyebilir. Balıkçılarımıza da faydası olur. Balıkçılara adam, balığa gitmeyen adama, balık tutmayan adama ağ dağıtıyorsunuz. Ondan sonra teknesi olmayan adama balık malzemesi veriyorsunuz. Neden? Ondan sonra balıkçılara destek veriyoruz diye destek paketi veriyorsunuz. Sayın İSKEN yetkililerine de buradan sesleneyim. Yani bu zor bir şey değil. Neden şiş de yanmasın, kebap da yanmasın? Sayın İSKEN yetkilileri, neden balıklarımız ölsün? Neden çevremiz zarar görsün? Bunun oluru var. Ha, çok büyük paralar olduğu için belki siz de haklısınız. Bunları yenilemek, bazı şeylerin önüne geçmek büyük maliyetler istiyordur. Vallahi istesin. Ben balıkçı balığını attığı zaman hırıbını çeksin abi şeylerini. Ne deniyor ona? Gırgırlar gittiği zaman iyi bir balıkla dönsün. Balık kooperatifleri kurulacaktı. Kurulmadı. O gün Erdinç gitmiş balıkçılarla resim çekilmeye. Ya sen balıkçının derdinden haberin var mı? Yok. Sen tutturmuşsun Sezer'le şimdi nereden para, 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 para diye geziyorsunuz. Ne oluyor, ne oluyor? Mezara mı götüreceğiniz? Memlekete hizmet edin, hizmet. Bakın memleketin sorunları bunlar. Bunları çözün önce. Anladınız mı? Buradan İSKEN yetkililerine sesleniyorum. Firma değişmişken bir an önce bu ne yapılacaksa yapılsın. Soğutma kulelerinizde kaynar sular denize verip o küçük balıkları haşlamayın. Filtrelerin içinden çektiği söyleniyor. Kendi personelleriniz söyledi vallahi. Ben söyleyeyim. Haberiniz olsun. Ben uydurmuyorum bak. Kendi personelleriniz anlat. Buradan çevrecilere tekrar sesleniyorum. Benim için sokak hayvanı da uyutulmasın aynıdır. Denizdeki binlerce, milyonlarca canlı balık, yavru balıkların öldürülmesi de aynıdır. Ki sokaktaki kedi de aynıdır kardeşim. Şu elini zincire vurup yerden yere atan Adana'daki o şovmen çevreciler, size çok kızıyorum. Bilginiz olsun. Neredesiniz? Yoksunuz. Bak eleştiriyorum. Zorunuza gitmesin ha. Söylüyorum. Niye suskunsunuz yani? Ne oldu da sustunuz yani? Enteresan değil mi? Susturuluyor işte bazı şeyler. Şu uyuşturucu operasyonları ile ilgili tekrar diyorum. Ceyhan'dan gelen torbacılar. Allah rızası için emniyet güçlerimize sesleniyorum. Ceyhan'dan gelen torbacılara dikkat edin. Evet. Bu belediye başkanlığı çeviriyor ya. Şimdi uluslararası liman, konteyner limanı projesi, milletvekillerimizden Abdullah Doğru geldi. Su gözünün olduğu yere geldiler. Yine bizim AK Parti'den birkaç şakşakçı da vardı. İlçe başkanımız vardı. O film çeviren, fırıldak çeviren bizim kadın kolu da vardı. Bunların hepsi gittiler liman projesi. Burada belediye başkanı yine bir zamanlar hatırlar mısınız? İşte bu enerji tesisleri kururken arazi falan pek kalmadı. Çok az kaldı herhalde. Tarlaydı, tapandı, su gözü, gölovası biliyorsunuz. Arazi mafyaları Allah Allah. 56'ya gitmişti benim o gençlik yıllarımda. Herkes araziler alıyor, araziler satıyor. İSKEN'e 3'e alıyorlar, 100'e satıyorlar, 100'e alıyorlar, milyonlara satıyorlar. Milyonlar havada uçuyordu.
Şimdi acaba yine aynı olacak mı bu liman projesiyle? Bekleyelim, görelim. Neler olacak, neler. Yorumlar var mı Mücahit?